Yukarıdaki şekil 6 tane birim küpten oluşmuştur. A noktasındaki karınca şekildeki gibi yüzeyden en kısa yoldan B noktasına ulaştığına göre kaç birim yol almış olur diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Karıncanın geçtiği yüzeyleri açacağız. Böyle düzlemsel hale getireceğiz. Ondan sonra en kısa yolu hesaplayacağız. Önce bir bakın şu vatandaşı bir çizelim. 3 tane birim küp şöyle bir şey. Sonra bakın şu yüzeyden geçecek doğru mu? O zaman bu yüzeyi ne yapalım? Şu arkadaşın tam üstüne doğru havaya kaldıralım. Yani şöyle havaya kaldırdık. Sonra şu yüzeyden yürüyecek. Tam şu ortadakinin iki birim üzerinde doğru mu? Ve yan tarafa doğru geçecek. O zaman bu yandaki yüzeyi de ne yapmam lazım? Şunun yanına şöyle açmam gerekiyor. Yani şu şekilde. Ha işte bakın ne yaptık? Karıncanın geçeceği bütün yüzeyleri açtık düzlemsel hale getirdik. A'dan yola çıkacak. Şuradaki B'ye varacak. O zaman yolun en kısa olması için ne yapıyoruz? Şöyle dümdüz çiziyoruz. Doğru mu? Bakın uzunluklara. Şurası 3 birim. Burası 4 birim. 3, 4, 5. Demek ki alacağı en kısa yol 5 birim. Yani cevabımız D şıkkı. Taban ayrıtları 6 ve 8 santim. Yüksekliği 12 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapta. Haç santim yüksekliğinde su bulunmaktadır. Bu kaba bir ayrıtı 2 santim olan 15 tane demirden küp atıldığında 24 santimetre küp su taşmaktadır. Buna göre demir küpler tamamen battığına göre H kaç santimdir diye soruyor bize. Şimdi şöyle bir tane prizmamız var. Önce onu bir çizelim. Boyutları kaça kaçmış? 6'ya 8. Şöyle bir şey. Yüksekliği de kaç arkadaşlar? 12 santim. Şurası 12. İşte şurası 6. Burada kaç olsun? 8 olsun. İçinde bir miktar su var. Ne kadar bilmiyoruz. H santim. O zaman ben bu suyun hacmini hesaplarım. Taban alanı 6 çarpı 8. Yüksekliği de H. Bunu hesapladım. Sonra bunun üzerine ne yapıyorum? 1 ayrı 2 santim olan 15 tane küp atıyorum. Neydi küpün hacmi? A küp yani 2'nin küpü. Kaç tane attım? 15 tane. Peki neyi buldum ben şu an? Suyla beraber küplerin toplam hacmini buldum. Peki toplam hacmi şöyle de bulabilir miydim? Bunun tamamı doluyor belli ki. O zaman bunun tamamı 6 çarpı 8 taban alanı çarpı yükseklik yetmiyor. Bir de dışarıya doğru 24 santimetre küp su taşıyor. O zaman artı bir de ne diyeceğim? 24. Bakın ne yaptım bir daha tekrar ediyorum. Suyun hacmini buldum. Üzerine 15 tane küp attım. Onun hacmini buldum. Topladım bir şey eşitlemem lazım dedim. Neye eşitledim? Ben küpler attığımda ne oluyor? Bunun tamamı doluyor suyla beraber, küplerle beraber. O zaman bunun tüm hacmi 6 çarpı 8 çarpı 12 taban alanı çarpı yükseklik. Fakat yetmiyor. Daha da artıyor. 24 santimetre küp su da dışarı taşıyor. O zaman bir de ne diyeceğiz? Artı 24. E artık gerisi 4 işlem hemen hızlıca yapalım. Bakın hepsinde 8 var. Görüyor musunuz? 8 gitti. 8 gitti. 8 gitti. 8 gitti. Ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi burası ne oldu? 6H. Artı burası ne oldu? 15. Burası ne oldu? 72. Artı 3. Atım tarafa 75. 15 attık 60. 6H eşittir 60'tan. Demek ki başlangıçtaki suyun hacmi kaç santimmiş? 10 santim. Cevabımız E şıkkı. Şekil birim tahta küplerden oluşmuş. Buna göre yukarıdaki numaralı küplerden hangileri çıkarılırsa yapının yüzey alanı değişmez diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şunu düşüneceksiniz. Çıkarttığınız yüzey alanı her bir yüzeyine karşılık yeni bir yüzey gelmiş mi? Ona bakacaksınız. Şimdi bu ne demek? Mesela bir numaralı yüzeyi buradan çıkardığımı farz edin. Şuradaki yüzeye karşılık. Bakın arkasında ne var? Boşluk var. Görüyorsunuz değil mi? Ben bu yüzeyi çıkarttığımda arkasındaki yüzey de bununla beraber gideceği için bir azalma oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 1'i çıkarttığınızda yüzey alanında bir değişim gerçekleşiyor. O zaman 1'i sildik gitti. Geri 2 ile 3 kaldı. Şimdi 2'ye bakalım. 2'yi çıkarttığımda her yüzeye karşılık yeni bir yüzey gelmiş. Ona bakacağız. Şimdi ben şu 2'yi çıkarttığımda üstteki yüzeyi gider mi? Gider. Fakat bunu buradan çıkarttığınızı farz edin. Aşağıdan olacak şöyle bir yüzey gelecek. Yani aynı şunun gibi. Dolayısıyla bir değişiklik olmayacak. Süper. Peki şu öndeki yüzeyi çıkarttığınızda gider mi? Gider. E gitsin. Çünkü bu gittiği zaman arkasına şu yüzey gelecek. Aynı sanki bakın bunun olduğu gibi. Dolayısıyla burada da bir problem yok. E şimdi öndeki yüzeyi çıkarttım. E gitsin. Onun aynısından şu arkada gelecek. Doğru mu? Dolayısıyla bakın 2 numaralı küpü çıkarttığımızda yüzey alanında herhangi bir değişiklik olmuyor. 3'e bakalım. 3 e de aynı mantık. Bunu çıkarttım aşağıda yeni bir yüzeye gelecek. Şu arkadakini çıkartınca burada yeni bir yüzey. Bu ön tarafı çıkartınca burada yeni bir yüzey gelecektir. Ha, aklınıza şu gelebilir. Hocam bunu çıkarttığınızda bunun altının boş olmadığını nereden biliyor diye belki aklınıza bir soru gelebilir. Gelmesin arkadaşlar. Bu tip çizimlerde eğer bu vatandaşı buraya çizdiyse onun altında iki sıra daha küp vardır. Yoksa biz müneccim değiliz. Doğru mu? Var mı? Yok mu? Onun için bu tip çizimlerde orada yukarıda bir küp varsa arkası gözükmediği için aşağıda da küp vardır diyoruz. O zaman ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3 numaralı yüzeyleri çıkartırsanız alanda bir değişim olmaz diyoruz. Bununla alakalı bakın bazı kitaplarda şöyle şeyler de yazar. Çok sağlıklı değil çünkü çok ekstrem durumlar olabilir. Ama hani biraz da aklınızda kalması açısından da bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Diyor ki bazı kitaplar. Şöyle şunları bir hepsini çizeyim. Heh. Şöyle köşelerden parça çıkartırsanız diyor. Mesela bakın şu parça. Köşelerden parça çıkartırsanız diyor. Yüzey alanı değişmez diyor. Hakikaten de değişmez. Çünkü çıkarttığınızda her bir yüzeye karşılık arkada yeni yüzey olacaktır. Dolayısıyla köşelerden çıkartmalarda alan değişikliği olmuyor. İstisna durumu var mıdır? Olabilir. Adam değişik bir şekil yapar. Burada olduğu gibi. Köşeden parça çıkarttığınızda arkadan yüzey desteklemeye bilir. Genelde siz dikkatli olun. Ama şekliniz böyle bütün halde ise köşeden parça çıkarttığınızda yüzey alanı değişmez. Ama gelir mesela şöyle ortadan bir parça çıkartırsanız gelir şuradan ortadan bir parça çıkartırsanız ya da bunun gibi bakın şöyle ortadan bir parça çıkartırsanız Yüzey alanda mutlaka değişimler olur. Orada dikkatli olun. Ama gelir köşeden parça çıkarırsınız. Bunun gibi o zaman yüzey alanda bir değişim olmaz. Bu da aklınızda bulunan. Evet aradığımız cevap E şıkkı. Bir kenar dört birim olan küpün köşesine bir kenar bir birim olan küp şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre A ve L noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi soruyu çözmeden önce size şurada kısa bir şey hatırlatayım anlatayım daha doğrusu. Bir karenin içerisine şu köşede bir köşesi olacak şekilde kare çizmek istiyorsanız taktiğiniz hep şu olsun. Çizin köşegeni arkadaşlar. Sonra köşegen üzerinde bir nokta alın. Mesela bu noktayı. Gelir bunu köşe şey kenarları birleştirirseniz işte şu vatandaşta ne olacaktır? Bir kare olacaktır. Dolayısıyla bir karenin içerisinde köşesinde bir kare varsa mutlaka köşesi köşegen üzerinde olacaktır. E şimdi Burada da o zaman bakın ABC tabanda bir kare var doğru mu? O zaman ben şu köşegeni çizmeliyim ki şu mavi küpün tabanı olan karede mecburen nerede olsun? D'de olsun. Onu görmeniz lazım. Şimdi bunun bir kenarını ne vermiş? 1. O zaman bura ne olacak? Kök 2. Peki büyüğün bir kenarını ne vermiş? 4. O zaman burası 3. Bakın 4, 4, 4 kök 2. Iki. Kök 2'si buradaysa buraya ne kaldı? 3 kök 2. Peki burası ne? 1. E burada 90. O zaman soru bitti. O mavi çizgiyi bulmak için işte özür dilerim şu kırmızı çizgiyi bulmak için gene ne yapacağız? Pisagor'umuzu yapacağız. Ha burada neye dikkat edeceğiz sadece? Şu AD çizdiğinizde uzantısı C'ye gidiyor. Dolayısıyla burada kök 2, burası 3 kök 2 olacaktır. 3 kök 2'nin karesi 18, 1'in karesi 1. Topla o 19. Kök 19. Neydi 19? Kutsal sayı değil mi? Çorumun plakası unutmayın ha. Çok kıymetli bunu herkes bilmeli. O zaman A ile L noktalar arasındaki uzaklık kök 19 yani cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki şekil tahtadan yapılmış 6 eş birim küpten meydana gelmiştir. Buna göre bu şekil üzerinde birim küplerin köşelerden seçilen herhangi iki nokta arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Ne yapacağız? Tek tek bu vatandaşları bulmaya çalışacağız. Esasında tek tek bulmanıza gerek yok. Biraz sonra size söyleyeceğim ama gene de biz şu an olayı kavramak için hepsini tek tek bulalım. Mesela kök 5'ten başlayalım. Nasıl bulabiliriz kök 5'i? Bakın şuradan bulabiliriz. Şurası 2 birim. Burası 1 bir birim doğru mu? O zaman şu köşeyle şu köşe arasındaki uzaklıktan bulabiliriz. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Topla 5. Kök 5. Bakın kök 5'i buldum. Şimdi kök 5'i buldum ya. O zaman büyük ihtimalle kök 15 olamaz gibi. Niye? E çünkü şöyle bir şey olması pek mantıklı değil. Kök 5'i buldum. E kök 6 olmadı. Kök 10 oldu falan. Yani o ara değerin olmama ihtimali pek yok gibi arkadaşlar. Ha birazcık hislerinize güveniyorsanız ya ben bu riski göze alırım diyorsanız kök 5'i bulduktan sonra direkt kök 15'i ne yapabilirsiniz? işaretleyebilirsiniz. Ama gene tabi de e, tabii ki de sıkıntılı bir durum. Belki çok özel bir şekildir. Kök 11'i bulamıyorsunuzdur ama kök 15'i bulabiliyorsunuzdur. Öyle bir şey de olabilir. Düşük bir ihtimalde olsa iyi ayarlamak lazım şekli. Tamam kök 5'i bulduk. Sırada ne var arkadaşlar? Kök 6 var. Peki kök 6'yı nasıl bulacağız? Bakın şimdi şu kök 5'ti ya. O zaman bunun ucuna bir, bir birim daha eklemem lazım ki. Bakın şurası kök 5. Burası bir. Hop böylece burası da ne olsun? Kök 6 olsun. Ha 1 eklemem lazım. O zaman yukarı çıkmam lazım. Nasıl yapabilirim? Bakın şunun zemininin şöyle olduğunu biliyorum ben. Buradan buraya kadar kaçtı? Kök 5'ti. O zaman şöyle yukarı çıkarsam ha şu köşe ile bu köşe arası uzaklıkta ne olacak? Kök 6 olacak. Hakikaten bakın şurası kök 5. Burası 1. Pisagor yazarsam burada ne gelecek? Kök 6 gelecektir. O zaman kök 6'yı da bulduk. Sırada ne var? Kök 10. On. Kök 10'u bulabilir miyim? O kolay. Kök 10 ne demek? 1'e 3 demek. Bakın 3 burası. Bir de burası. Ha, şunu şöyle çizersem. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Ne olacak? 1, 3, 9, 1, 10. Burada ne gelecek? Kök 10. Onu da bulduk. Peki sırada ne var? Kök 11. Şimdi kök 11 nasıl bulacağım? Aynı mantık. Şurası kök 10'du ya. Ne yapacağım? Bir birim arkadaşlar yukarı çıkartacağım. Nasıl olacak o iş? E bakın şurası kök onsa, bunun aşağı zemindeki parça da ne olacak? Kök 10 olacak. Doğru mu? Ha, şu ucuna da 1'i eklersek. Bakın şu alt köşeden bu üst köşeye olan köşegende ne gelecek? kök 10 bir daha kök 11 gelecekti. Evet kök 15'in olma ihtimali artık kalmadı. Dolayısıyla aradığımız cevap E şıkkı. Taban alanı 72 cm kare olan ağzı açık dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde h santim yüksekliğinde su vardır. Bu kabın içine taban alanı 12 cm kare yüksekliği h üstü santim olan bir prizma batırıldığında su seviyesi h üssü eksi h olmaktadır. Buna göre bu oranı soruyor bize. Şimdi bir tane prizme var. Önce onu bir çizelim şöyle. Şöyle bir şey işte. Bunun içerisinde bir miktar su varmış arkadaşlar. Hemen o suyu da şöyle maviyle gösterelim. Suyumuza sahip çıkalım. Evet. Şöyle bir su var. Ne kadar bu suyun yüksekliği? Haç santim. Peki. O zaman şu an suyun hacmi Taban alanı 72 çarpı yükseklik h. Bunun içerisine ben ne yapıyorum? Bir tane prizma koyuyorum. Yalnız bu prizmanın yüksekliği h üstüymüş. Ha şimdi suyun içinde tamamı kalıyor mu kalmıyor mu onu anlamam lazım. Ha buradan anlıyorum. Haş üstü eksi h olduğuna göre seviye demek ki haş üstü daha büyük olmalı. O zaman benim bu suyun içerisine koyduğum prizma da şöyle bir şey olsunmuş. Onu da kırmızıyla gösterelim. Şöyle temsili bir şey. Bunun yüksekliği ne kadar arkadaşlar? H üstü. Şimdi haliyle ben bunu içeri koyunca bizim su ne yapıyor? Bir miktar daha yükseliyor. Onu da şöyle açık mavi ile gösteriyorum. Karışmasın. Şöyle su bir miktar daha ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyor. Ne kadar yükseliyormuş arkadaşlar? H üstü eksi H. Yani şurası artık H üstü eksi H kadar oluyor. Prizmanın yüksekliği H üstü olduğu için demek ki bizim su ne yapamıyor? Bu vatandaşın üstüne çıkamıyor. Bir miktarı suyun içerisinde kalıyor. Kırmızı prizman. Şimdi ne dedim ben? Normalde bizim suyun hacmi 72 açtım. Bunun üzerine ne yaptık arkadaşlar? Kırmızı prizma ekleyeceğiz. O zaman artı diyorum. Kırmızı prizmanın hacmi. Yalnız kırmızı prizmanın tamamı suyun içerisinde değil. Onun için tamamının hacmini suya ekleyemem. Ne kadar içerideyse onu eklerim. Ne kadar içeride? Taban alalım. 12 çarpı yükseklik H üssü H. Bakın bizim kırmızı prizmanın yani şu vatandaşın H üssü eksi haşlık kısmı suyun içerisinde. O zaman ne yapacağım? Baştaki suyun hacmine bu kadarlık kısmını ekleyeceğim. Şimdi eşittir diyeceğim. Toplu bir hacim hesabı yapalım. Şu an burada gördüğünüz hacim ne arkadaşlar? Taban alanı 72 çarpı H üssü eksi H prizmasının hacmi olur. E artık gerisi 4 işlem. Hızlıca yapalım. Şunu şu tarafa atalım mı? 72 H eşittir. 60 tane H üssü eksi H mı? Her tarafı 12'ye bölelim. 6 H 12'ye böl. 5 H üssü eksi H. Ama H dedik ya. H desek de komik oluyor. 6 H eşittir. 5 H üssü eksi 5 H. Bunu bu tarafa atın. 11 H eşittir. 5 tane H üstünden. H üssünün H'ye oranı kaç gelecek? 11 bölü 5 gelecektir. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Kitabınızı aktarırken mutlaka videoyu izlemeden aktarın. Yani durdurun videoyu kendiniz anlaya anlaya aktarın. Bu vatandaş niye böyle oldu? Burası niye böyle aldık? Orayı iyi kavrayın arkadaşlar. Şurada sadece dikkat etmeniz gereken şey şu prizmanın suyun içerisinde kalan kısmı. Yani şu kısım var ya siyahla gösterdim. Bunun hacmini hesaba katmanız. Yani 12 çarpı h üssü eksi h demeniz lazım. Gidip de komple prizmanın hacmi 12 çarpı h üssü demeyin. Yanlış olur. Neden? Çünkü bir kısmı dışarıda kaldığı için suyun hacmini onu ne yapamam? Dahil edemem. Birazcık tuzak bir soruymuş. Dikkat edin. Evet aradığımız cevap C şıkkı. Şekil 1'de gösterilen iç içe geçirilmiş iki kare prizmadan içtekinin tabanın bir kenarı 2 santim. Dıştakinin tabanın bir kenarı 6 santim olup yükseklikleri h santimmiş. Prizmaların içi boşken dakikada 3 h santimetre küp su akıtan musluk küçük prizma üzerinde olup açıldıktan x dakika sonra musluk kapatılıyor. Şekil 2'de ara bölmede bulunan suyun yüksekliği h bölü 4 santim olduğuna göre x kaçtır diye sormuş bize. Ha ne oluyor? Bir miktar su dışarıya doğru taşıyor ve h bölü 4 santimlik bir yükseklik oluşturuyor. Pekala. Şimdi neydi şu içtekinin hacmi? Bir kenar özür dilerim. 2. Dıştakininki de neydi arkadaşlar? 6. Burada şöyle bir şey yapacağım bakın. Şu tabanda büyük bir su kütlesi var ya. Bakın şöyle kırmızı ile gösterdim. Onun hacmini ayrı hesaplayacağım. Yukarıdaki hacmini ayrı hesaplayacağım. Dolayısıyla bakın şuradaki kısmı, şunun altındaki kısmını hesaplamayacağım. Onu büyükle beraber hesaplayacağım çünkü. Şimdi bunun yüksekliği ne kadardı? H santimdi. E burası H bölü 4 ise demek ki şurası ne olur? H eksi H bölü 4'ten 3 H bölü 4 olacaktı. Taban alanı neydi arkadaşlar? Taban kenarını bize 2 vermiş soruda. O zaman 2 çarpı 2 4 taban alanı çarpı yükseklik 3 H bölü 4. Artı ben şu an ne yaptım? Bakın şuradaki suyu hesapladım. Yukarıda kalan suyu hesapladım. Şimdi Artı diyorum. Şu kırmızıyla gösterdim. Komple tabanı hesaplayacağım. Bir kenarı neydi? 6. Altı. Altının karesi 36. Çarpı yükseklik ne? H bölü 4. İşte bu şekilde hesaplayınca şu içerideki kırmızıyı da o miniğin içerisindeki kırmızıyı da ne yapmış oldum? Büyükle beraber komple hesaplamış oldum. Peki eşittir diyeceğiz. Suyun hacmine. Ne diyordu? Dakikada 3H akıtıyor. Kaç dakika açtı? E, aktı? X dakika o zaman 3H çarpı X diyebiliriz değil mi? 1 dakikada 3H akarsa X dakikada 3HX akar. O zaman H'ler sizlere ömür gitti. 4'ler gitti. Burada 3 mü kaldı? 36 bölü 4. 9 kaldı burada. Burada da 3X mi kaldı? Ha, 3X 12'den demek ki bizim musluk 4 dakika açık kalmış. Aradığımız cevap D şıkkı. Ayrıt uzunlukları 8, 12 ve 22 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tahta parçasının B noktasında bulunan bir karınca EH üzerinde KL 7 santim olacak şekilde yürüdükten sonra F noktasına gidecektir. Buna göre karıncanın B'den F'ye gideceği en kısa yolu sormuş bize. Şimdi şu KL arası 7 santim ya. Bunu garanti yürüyecek. Bunun kaç arı yok. Onun için arkadaşlar ben bunu şöyle hep çözüyorum. O 7 santim garanti yürüyecek ya. E baştan yürüsün onu. Bakın 7 santim garanti yürüdü. O zaman bizim karınca burada. Şimdi artık bizim karınca buradan yola çıkıp nereye varacak arkadaşlar? F'ye. Şurası kaç? 15 doğru mu? O zaman sanki kutunun şuradan sonraki kısmını kestiğimizi farz edin. Bizim işimiz artık bu tarafla. Ne yapacağız? Karıncanın yürüdüğü yüzeyi açacağız. Düzlemsel hale getireceğiz. Ama komple açmaya gerek yok. Sadece şu kısmı açacağım. Bir de şu yukarıdaki kısmı açacağım. Ne olacak o zaman? Orayı açarsam şöyle 15'e 8'lik bir parça mı olacak arkadaşlar? Şurası 15, burası 8. Şimdi üstteki parçaya bakalım. Şurası 12 doğru mu? Ha 12 parça da yukarıya doğru. Şöyle bir parça açacağız. Bizim karıca 7 santim yürüdükten sonra buraya geldi. Yani şuraya geldi. Buradan da ne yapacağız? F'ye dümdüz gitmelik ki arkadaşlar en kısa olsun. Ne geliyor Burası. 15, 20, 25. Ha, demek ki bizim karınca buraya geldikten sonra F'ye gitmesi 25 santim. E, 7 santim de baştan yürümüştü. O zaman aldığı yol en az 32 santim. Cevabımız E şıkkı. Hacmi 125 santimetre küp olan Tahta şeklindeki bir küpün tüm yüzeyleri kırmızıya boyanıyor. Daha sonra bir kenarı bir santim olan küçük küplere bölünüyor. Yani şekilde olduğu gibi. Böyle hafif açık bir kırmızıya boyanmış. Sonra 125 tane küpe ayrılmış. Doğru mu? Hacmi 125 santimetre küp demek esasında size birer santimlik küplere ayırdığında kaç tane küp olduğunu söylemenin farklı bir yoludur. Şimdi şunun hacmi 1 santimetre küp değil mi? E toplam hacim 125 santimetre küp. O zaman bu mavi ile boyadığım vatandaştan demek ki kaç tane var şekilde? 125 tane var. Hacim demek zaten kaç tane birim küp var demek. Mesela hacmi 30 santimetre küp dersek ne anlayacaksınız? Demek ki bunun içerisinde bir kenarı 1 santim olan küplerden 30 tane var. Onu anlayacaksınız arkadaşlar. Peki diyor ki Buna göre bir yüzü boyalı küp sayısı 54'tür demiş. Ha, şimdi ne yapacağız? Hangi vatandaşların bir yüzü boyalı olur onu anlamaya çalışacağız. Bakın şu vatandaşın sadece bir yüzü boyalı olur. Niye? Çünkü geriye kalan 5 tane yüzey küpün içerisine girmiş vaziyette. Dolayısıyla onlara boya bulaşmayacak. Sadece bu mavi ile boyadığım yüzey boyanca için sadece bir yüzü boyalı kalacaktır. O zaman aynı mantıkla bunun da bunun da bunun da, bunun da, bunun da, bunun da, bunun da ve bunun da olacak. Kaç tane oldu? 9 tane. Ha demek ki bu yüzeyde 9 tane küpün sadece bir yüzü boyalıdır. Peki bizim küpte normalde büyük küpte kaç tane yüzey var? 6 tane. O zaman her bir için bu mantık geçerliyse 9 kere 6 54 bu doğru bir öncüldür. 2 yüzü boyalı küp sayısı. Ha şimdi bakacağım. 2 yüzü boyalı küpler nerededir? Ha, şunlardan bahsediyor bakın. Bunların iki yüzü boyalıdır. Geriye kalan dört tane yüzey küpün içerisine girdiği için olmaz. O zaman bu da aynı mantıkla oluyor. Bu da oluyor aynı mantıkla doğru mu? Ha, şimdi şu da o zaman oluyor. Aynı mantıkla. O zaman bunlar da oluyor. Dolayısıyla bunlar da oluyor. O zaman bu üst sırada kaç tane oldu? Bakın 3, 4 kere 3, 12 tane oldu. Peki gelelim buraya. Burada da arkadaşlar şunlar aynı mantıklı olur mu? Burası değil mi? Dolayısıyla burası. E burası. Bir de şu arkada görmediğim bir köşe var orası. Ha, 3 kere 4 bir 12 de oradan geldi mi? E altta da aynı muhabbet geçerli değil mi? Şuralar. Dolayısıyla bir 12 de oradan mı gelecek? Ha, toplam ne edecek? 36 edecek. Bu 60 diyor. Dolayısıyla bu öncül yanlış oldu. O zaman üçüncüye bakalım. Hiçbir yüzü boyalı olmayan küp sayısı 27'dir demiş. Ha, hiçbir yüzü boyalı olmayanlar nerede arkadaşlar? Bizim bu büyük küpün içerisinde kalan vatandaşlar. Peki o içerisinde kalanlar nerede? Bakın şu dokuzluyu görüyorsunuz değil mi? Bu dokuzluğun hemen altındaki dokuzlu arkadaşlar hiçbir yüzü boyanamayan küplerdir. Peki kaç tane var bunlardan doğru arkadaşlar aşağıya doğru? 1, 2, 3 sıra boyunca doğru mu? Çünkü buraya inerseniz burada gene ne olacak? En az bir yüzü boyalı olan küpler olacak. Hiçbir yüzü boyalı olmayanlar şu bakın 9 tane küpün altındaki küpler. E oradan ne geliyor arkadaşlar? Aşağıya doğru kaç sıra var? 1, 2, 3 sıra var. E, 9 kere 3, 27. O zaman bu da doğru. Ha, aradığımız cevap 1 ve 3. Yani C şıkkı. Ayrıt uzunlukları 1, 1 ve 3 birim olan kare dik prizma şeklindeki tahtadan yeterince üst üste koyularak bir oyun oynanacaktı. Malum şu oyun hepinizin bildiği oyun. Tamam. Oluşan şekilde Ayşe yeşille gösterilen tahtayı çekip sarı ile gösterilen yere tamamen yerleştirdiğinde yani net bir şekilde yerleştirdiğinde sağa sola doğru kayma olmayacak, dışarı taşma olmayacak. Yerleştirdiğinde cismin yüzey alanı kaç birim kare artar demiş. Şimdi normalde arkadaşlar burada bir boşluk var. Fakat o boşlukta şurada bir yüzey var. Dolayısıyla ben bu vatandaşı buraya koyduğumda şuraya gelen yüzey alanı pek de bir şey etkilemeyecek. Çünkü onun aynısı burada vardı zaten. Aynı muhabbet burada da geçer bakın. Şu üst düzey geliyor. Ben bu vatandaşı buraya koydum da. Fakat gelmese de olurdu. Çünkü onun aynısı zaten şu aşağıda vardı. Peki etkileyenler ne? Ha etkileyenler şunlar. Değil mi bunlar? Ne oldu arkadaşlar? Ben bu sarı bölgeye gelip bunu koydum da şuralar ve buralar kapanmış olacak. Dolayısıyla bakın bir kere bir, 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 bir daha iki. Artı iki birim karelik bir artış olacak. Ben bu parçayı gelip buraya koyduğumda. Fakat Yeşilden ben şu parçayı çıkarttım ya. Dolayısıyla şurada bir boşluk oluşacak. Aynısı karşıda da o boşluk olacak. Dolayısıyla bir iki birim karelik azalma olacak. Ha geldim bu vatandaşı buraya koydum. Tamam şuraları kapattım güzel oldu ama ya bu sefer de buralar açıldı. Dolayısıyla artı 2 eksi iki şu an değişen hiçbir şey yok hala. Peki diyor ki kaç birim kare artar diyor. Niye artıyor ki? Çünkü niye artıyor? Bu yeşili siz buradan çıkarttığınızda içeride bir oyuk oluşuyor doğru mu? O oyun yan duvarları arkadaşlar artık gözünüzün gördüğü yerler olduğu için yüzey alanı ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz yani dahil ediyoruz. Ha, peki ne oluyor? Bakın şuradaki oyuğu şöyle kırmızı ile çizmeye çalışayım. Bu oyuğun yan duvarları mesela bu, bu, bunun karşısındaki ve bunun karşısındaki yan duvarlarda ne yapıyor? Yüzey alanına dahil olur. Peki şuranın alanı kaç birim kare? 3 birim kare. Kaç tane yan duvar var? 4 tane. Ha, 4 kere 3 12 birim kare. O zaman cismin yüzey alanı 12 birim kare artar. Cevabımız C şıkkı.